Videoya başlamadan önce kanala abone olup bildirimleri açarak bize destek olabilirsiniz. Bu şekilde her gün yayınladığımız videolardan ilk siz haberdar olabilirsiniz. İslam dininde her hayvan özeldir. Allah hayvanları biz insanlar için yaratmıştır. Bazen insanlar nankörlük etse de hayvanlar bizler için çok faydalıdır. Pek çoğu insan hayvan sevgisinden dolayı evinde hayvan beslemeyi tercih eder. Evcil hayvan deyince akla ilk kedi, köpek, kuş gelir. Ama hiç evinde aslan besleyen birini görmüş müydünüz? Muhtemelen pek çoğu kişi değil. Aslanı beslemek, yanına bile yaklaşmak istemez. Yine de bu videodaki insanlar hayvan sevgisini bir üste taşımışlar ve evinde aslan beslemeye karar vermişler. Gelin başlarına neler geldiğine hep birlikte bakalım. Bilyan Birifkani. İran, Duok kentinde yaşayan bir İfkani, hayvanları çok sevdiğini söylüyor. Hayvansever 20 günlükken bakımını üstlendiği, çocuklarından ayrı tutmadığı yavru aslanı aylardır evinde besliyor. Erbil'deki bir arkadaş tarafından kendisine hediye edilen yavru aslana 15 aydır gözü gibi baktığını söyleyen Bilent Birifkani, Leo adını verdiği aslanın bakımı ve çevresindekilerden aldığı tepkiyi zor bulsa da hoşuna gittiğinde diyor. Pek çok insanın aklına kalan ise aslanın büyüdükten sonra neler yapabileceğiydi. Bildiğiniz gibi aslan vahşi bir hayvan. Aslanlar küçükken zararsız olsa da büyüdüğünde ne yapabileceğini kimse tahmin edemez. Küçük aslanın kent sakinleri tarafından korku ile heyecan karışımı bir duyguyla karşılandığını ifade eden Birifkani, kimisi başını okşarken, kimisi de heybetinden çekinerek uzaklaşıyor dedi. Aslanı her gün gezintiye çıkardığını belirten Birifkani, spor salonundan kafeye kadar gittiği her yere Leo'yu da götürdüğünü, aslanın sosyal yaşamına dahil ettiğini söyledi. Birifkani, aslan bakıcılığının zor olmadığını ifade ederek, ona günlük yemek ve su temin ediyoruz. Ancak eğitimi zor bir iş. Aslanın evcilleştirilmesi konusunda çok zorlandık. Ancak şu an her şey istediğim gibi diye konuştu. Leo'yu görmek için her gün çok sayıda ziyaretçinin geldiğini kaydeden Birifkani, yavru aslan için sosyal medyada açtığı hesapta 10 binlerce takipçisinin olduğunu belirtti. Aslanın çiftleşme döneminin geldiğini belirten Birifkani, bu konuda yurt dışından bir aslanın getirilmesi için gerekli prosedürleri tamamladıklarını ve yakın zamanda Leo'ya bir eş bulacaklarını da ifade etti. Yavru aslan büyüdükçe sahibine daha çok alışmaya başladı. Aslan artık sahibini kabullenmiş gibi görünüyor. Çekilen videolarda aslanın ne kadar mutlu olduğunu görebilirsiniz. Kim böyle bir dostluğun olabileceğini tahmin edebilirdi ki? Aslanın sadakatinden çok etkilenen iş adamı onun için özel ve büyük bir bahçe aldı. Kevin Richardson. İnsanlarla aslanlar arasındaki dostluğu anlatan birçok video var. Fakat bu seferki biraz farklı. Kevin Richardson ile kurtardığı aslanlar arasında bağ öyle bir noktaya geldi ki aslanlar tıpkı bir insan gibi ona sarılıyor. Kurtarıcısını asla unutmayan aslanın Kevin'in üzerine atlayışı gerçekten görülmeye değer. İnsanı hayreti düşüren bu filmde aslanlar anneleri tarafından hiç öğretilmese bile içgüdüsel olarak hayvanları avlamak için harekete geçiyor. Sırtlarındaki GoPro'lar ile aslanların bakış açısını görebiliyorsunuz. Videonun en can alıcı noktası ise aslanlardan birinin suyun içinde Kevin'in üzerine atladığı an. Gerçekten inanılmaz olan bu sahnede insan ve aslanın böylesine güvenli bir dostluk kurduğuna şahit oldukça şaşırtıcı. Kevin Richardson 41 yaşında bir Güney Afrika Cumhuriyeti vatandaşı. Lakabı ise aslanlara fısıldayan adam. Bu koca kedilerle kurduğu inanılmaz bağ gören herkesi hayrete düşürüyor. Onlarla o kadar yakın ki Kevin için bu koca kedilerin evlerimizde beslediğimiz minik tatlı kedilerden hiçbir farkı yok. Kevin adeta aslanlarla aynı dili konuşuyor. Birlikte çektikleri selfiler yetmezmiş gibi bir de bu vahşi kedilerin üzerine kamera bağlayıp insanlara onların dünyasından seçkiler sunuyor. Michal Prasek. Michal Prasek isimli Çek vatandaşı evinin arka bahçesinde 9 yaşında bir erkek ve bir dişi aslan besliyordu. Babası Prasek'i aslanın tutulduğu yerde içeriden kilitlenmiş şekilde buldu. Farklı kafeslerde yaşayan aslanlar olay yerine çağrılan polis tarafından vurularak öldürüldü. Polis aslanların öldürülmesinin Prasek'i kurtarılması için kesinlikle gerekli olduğu açıklamasını yaptı. 33 yaşındaki Michal Prasek 2 aslanı 2016 yılında satın aldı ve ev yapımı parmak arkasında tutarak beslemeye başladı. Yasaya aykırı şekilde hayvan beslediği için ceza alan Prasek,
kafes inşa etmek için imar izni almamıştı. Çek Cumhuriyeti'nde alternatif imkanların olmaması ve hayvanlara eziyet edildiğine ilişkin bir kanıt bulunamaması yüzünden aslanlar Prezek'ten zorla alınamamıştı. Prezek ve aslanları geçen yaz Prezek dişi aslanı bir tasmayla yürüyüşe çıkardığında bisikletli biriyle aslanın çarpışması üzerine manşetlere çıkmıştı. Lev ve Nina Berberov. Lev ve Nina Berberov çifti 70'lerde Sovyetler Birliği'nin Bakü şehrinde yaşayan bir çifti. Ruma isminde bir oğulları ve Hanva isminde bir kızları vardı. Hayvanları çok seven bu ailenin küçük apartman dairesinde papağandan köpeğe birçok evcil hayvan vardı. Berberov çifti bir gün sıra dışı bir karara imza attı. Hayvanat bahçesinde annesi tarafından reddedilen, hasta ve uyutulmak üzere olan yavru bir aslanı sahiplendiler. Aslana Kral ismini verdiler. Kralla birlikte aynı dairede yaşamaya başladılar. Felç olmuş patilerine masaj yapmak da dahil olmak üzere onunla bir bebek gibi ilgilendiler. Kral kısa bir sürede iyileşti ve gür yeleleriyle gösterişli bir aslana dönüştü. Onunla aynı masada yemek yiyorlar, gezmeye gidiyorlardı. Hatta Nina Berberov, kralın büyüdükten sonra onların yatağında yattığını ve kocası Lev'i iterek yataktan düşürdüğüne bile şahit olduğunu anlatıyordu. Sanırım beni kıskanıyordu. Kral Sovyetler'de ünlü bir aslana dönüşmüştü. Üzerine makaleler yazıldı ve haberi yapıldı. Daha sonra filmlerde rol almaya başladı. Leon Lefthouse, A Boy, A Girl and A Lion filmlerinde oynadı. Daha sonra The Unbelievable Adventures of Italians in Russia, Rusya'daki İtalyanların inanılmaz maceraları isimli komedi filminde oynarken her şey tersine döndü. Kral bu filmde pencelerini kaldırıp bir oyuncuyu yere yatırma eğitimleri almıştı. Çekimlerin yapıldığı okul çevresinde güvenlik önlemleri alınmış, görevli olmayanlar yaklaştırılmıyordu. Ancak Valentin Markov isimli genç bir güvenliği açmış ve krala yaklaşmıştı. Kralın ilgisini çekmek için zıplıyor, hareketler yapıyordu. Kral da bu çabayı karşılıksız bırakmadı. Bulunduğu odanın camını kırıp genç adamın üzerine atladı ve onu yere yatırdı. Bu duruma şahit olanlar panik oldu ve yardım istedi. O sırada orada bulunan bir polis memuru silahını kralın üzerine boşalttı ve kral orada hayatını kaybetti. Valentin Markov'da ise birkaç çizikten başka bir şey yoktu. Çünkü kral onunla sadece oyun oynamak istiyordu. Bu olay Berberov ailesi için bir dönüm noktası oldu. Kralın filmlerde oynamasına da onun bakımını karşılamak için izin veriyorlardı. Çünkü çok maliyetli bir evcil hayvandı. Ailenin köpeği Çep, kral öldükten sonra evde sürekli onu aradı. Onun yattığı yere gidiyor, onu arıyor ve ağlıyordu. Kısa bir süre sonra da eve gelen veterinerin söylediğine göre kalp krizinden hayatını kaybetti. Ailenin çocukları da her gece "Kral bizi bırakma" diye ağlıyorlardı. Lev Berberov yeni bir aslan almaya karar verdi. Nina bu duruma karşı çıktı. Hem kralın hatırası için hem de yeni durumun yapay bir durum olacağı endişesini taşıdığı için istemiyordu. Ne yazık ki kimse onu dinlemedi. Yeni aslana da kral ismini verdiler. Kral 2 aileye uyum sağladı. Başlangıçta her şey çok iyiydi. Nina yanılmış gibi görünüyordu. Ancak o ilk kral gibi değildi. Hatta birkaç yaralama olayına da karışmıştı. Yine de belirgin bir sorun yoktu. Daha sonra Lev Berberov 1978'de hayatını kaybetti. Bu aile için bir yıkım oldu. Kral 2 de sürekli onu arıyordu. Kral 2'yi hayvanat bahçesine vermeyi düşündüler ama bunu başaramadılar. 1980 yılının Kasım ayına kadar bir sorun yaşanmadı. Nina bir gün dışarıdan eve döndüğünde evde garip bir koku olduğunu fark etti. Balkona çıktığında alkolik komşularının plastik yakıp Kral 2'nin kafesine attığını gördü. Kral 2 çok gergindi. Onu içeri aldı. Ona yiyecek bir şeyler hazırlamaya başladı. O sırada oğlu Roma eve dönmüştü. Gergin ve huzursuz olan Kral 2 birden Nina'ya saldırdı. Roma hemen araya girmeye çalıştı. Kral 2'yi tasmasından tuttu ama onun pençe darbelerine maruz kalmaktan kurtulamadı. Bu trajik günün sonunda 14 yaşındaki Roma hayatını kaybetti. Nina hastaneye kaldırıldı ve Kral 2 polisler tarafından vuruldu. Bütün güzel hikaye berbat olmuştu. Nina uzun süre kendine gelemedi. İntihar etmeyi düşündü.